Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir fırında karnabahar köftesi tarifi vereceğim. Bu hem sağlıklı hem lezzetli yemeği zannediyorum denediğiniz zaman birçok sebzeye de uyarlayacaksınız ve favori tarifiniz olacak. Şimdi tarifin yapılışına geçelim. 900 gram karnabaharımız var. Orta boy bir karnabahar. Bunu öncelikle çiçeklerini ayıracağım. Gelişi güzel de doğrayacağım. Çok iri doğramayın, çok minik de doğramayın. Çabuk haşlansın ama suyun içinde dağılmasın. Çünkü şimdi haşlayacağız karnabaharımızı. Ben önceden kaynattım suyu. İçine bir tatlı kaşığı tuz koydum. Ve karnabaharları kaynadıktan sonra 10-12 dakika, yani çok eritmeden ama yumuşacık olana kadar haşlayacağım. Yumuşayan karnabaharları süzdüm ve tarifi hazırlayacağım. Genişçe bir kaba aldım. Bu noktadan sonra isterseniz bir robotta da bütün bu işlemleri yapabilirsiniz. Bundan sonraki işlemleri de. Ama ben makinesi, robotu olmayanlar için böyle daha pratik, çatalla ezerek hazırlamak istedim. İyice ezdiğim karnabaharın üzerine 2 adet yumurta ekliyorum. Yumurtalarla iyice karıştırın. Bir su bardağı dolusu, yani 130 gram galeta unu ilave ediyorum. Galeta unu yerine mısır unu da kullanabilirsiniz. Ya da elinizin altında hiçbiri yoksa beyaz un, tam buğday unu, glutensiz, istediğiniz her çeşit unu kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber ve bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Şimdi 100 gram kadar kaşar peynirini rendeliyorum. Kaşar peyniriniz yoksa veya kullanmak istemiyorsanız lor peyniri ya da beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. Hiç peynirsiz de olur bu tarif ama özellikle kaşar gerçekten çok güzel bir lezzet verdi. Henüz ılık olan karışımın içerisinde şimdi peynirimiz eriyecek. İki diş sarımsak ilave ediyorum. Çok yakıştı, güzel bir lezzet verdi. 2-3 diş rendeleyebilirsiniz. Onu da iyice bir karıştırayım. Yarım demet maydanozu güzelce yıkadım. Mümkün oldukça saplarını ayıkladım. Ve incecik doğruyorum. Yine kabımıza ilave ediyorum. Burada da taze soğan dahil istediğiniz her çeşit yeşilliği bu gördüğünüz miktarda ilave edebilirsiniz. Pırasa bile olur, çok yakışır. İyice karıştırdığım, yumuşacık yaptığım karışımdan istediğim büyüklükte köfteler yapmaya başlıyorum. Şekil verdikten sonra galeta ununa buladım. Ve yağlı kağıt serili tepsiye diziyorum. Fırını bu esnada yaktım. 180 derecede alt üst ayarda ayarladım. Köfteler hazır şekilleri. Üzerlerine şöyle sıvı yağ, yani zeytinyağı gezdireceğim. Tam 16 tane köfte çıkardım ben. Çok bereketli bir tarif.
Şimdi fırına götürüyorum. Sıcak fırına atıyorum. Yaklaşık 30-35 dakikada pişti. Köftelerimiz hazır. Şimdi köftelerin yanına güzel bir eşlikçi hazırlayalım. 3 dolu yemek kaşığı yoğurdu koydum. Severseniz biraz mayonez ya da hardal da ilave edebilirsiniz yoğurda. Önden yoğurdu güzelce karıştırıyorum. Sos pürüzsüz olsun, güzel görünsün diye. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle yarım çay kaşığından biraz fazla zerdeçal. Köri yine yarım çay kaşığı ve bir çay kaşığı pul biber koydum. Yoğurtla baharatları iyice karıştıralım. Yoğurdun da çok güzel bir rengi olacak. Şimdi sunum yapacağım kaseye alıyorum. Ortasına da bir dereotu yerleştirdim. Köfteleri nar gibi kızarana kadar pişirdim. Köfteler sunuma hazır. İster sıcak sıcak yiyin, ister soğuduğu zaman. Her şekilde çok lezzetli. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve tarifi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. O zaman bütün tariflerimin bildirimi hemen size gelecektir. Normal tariflerim kadar diyet ve sağlıklı çok güzel tariflerim de var kanalımda. Onlara da mutlaka bir göz atmanızı isterim. Sirkeler, yoğurtlar, kefirler, ekşi maya yapımı ve ekmek yapımına kadar geniş bir yelpazede tariflerim var. Onlardan da mutlaka faydalanacağınızı tahmin ediyorum. Şimdi size köftenin içini de göstereyim. Arzu ettiğiniz her çeşit sebzeyle renklendireceğiniz bu köfte gerçekten çok hoşunuza gidecek. Şimdi yoğurt sosundan da koyalım üzerine köftemizin. Biz de evde bu şekilde tükettik. Emin olun havada kapışılacak. O kadar beğeneceksiniz. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.